Başta şey yazacağım. İki kulaklığı kafa kafaya çarpıştırıyorum. Çarp. Arkadaşlar kulaklık piyasası farklı bir hal aldı biliyorsunuz. Yani bunu benim söylemeye gerek yok. Hepiniz artık ürünler konusunda neyin ne olduğunu zaten biliyorsunuz. Kimse kimse yerinde tutamazken fiyat performansı ile öne çıkan kablolu bir arkadaş. Dur olmadı bir daha. Yok ben kablosuz severim. Dolaşmasın sağa sola diyenler için de wireless modelini bugün inceleyeceğiz. Direkt konuya girmişken HyperX Cloud Stinger Core 7.1 versiyonun bulabildiğim en ucuz fiyatı 469 TL. Wireless modelinin ise 769 TL olduğunu gördüm. Belki siz daha uyguna bulabilirsiniz bilmiyorum. Biraz araştırın ama alışveriş kısmında görebileceğim en ucuz fiyat buydu. Kutular yenilenmiş, üzerinde ürünün kocaman detayları, teknik özellikleri ve Amerika'da en çok satan kulaklık markası olarak bir ibare eklenmiş. Zaten HyperX'in kalitesini hepimiz biliyoruz. Yıllardır da kullanıyorsunuz. Ama yeni modellerde de neler var onları görmek gerekiyor. Her iki kutunun da üzerinden kullanma kılavuzu, HyperX destek kağıdı, wireless modeli için söylüyorum, USB Wi-Fi alıcı, Type-C kablosu, bir de kablolu model tarafında 3.5 mm'lik USB'ye dönüştüren kontörcü çıkıyor. Şimdi buraya iyi bir bakın. İkisini karşılaştırdım, yan yana koydum. Dikkatlice bakın. Hiçbir fark yok. Kulaklığın wireless modelde, kablolu modelde ikisinin birbirinin aynısı. Kasa aynı yani. Tek fark wireless olan model 4 gram daha ağır. Çok büyük bir fark değil mi? Kablolu arkadaş 240 gram, kablosuz ise 244 gram ağırlığa sahip. Ha bir de kenardaki ses kontrolcü kısmı biraz daha farklı. Wireless olan modelde ek olarak Type-C şarj girişi ve power butonu bulunuyor. Arkadaşlar biz bu kulaklıkları saatlerce kafamıza takıyoruz. Burada kulaklık alırken en önemli kısımlardan bir tanesi pedlerdir. Pedlerin rahatlığı, kafanızı, kulağınızı ne kadar iyi taşıyor. HyperX ise pedleri kumaş kullanmış. Kolayca çıkartıp takabiliyorsunuz. Ancak ben wireless modelinde kutunun içerisinden ekstra bir ped daha beklerdim. Çünkü o biraz daha üst seviye olarak kalıyor ya. Gözüm ufaktan aramadı değil. Ayrıca pedleri böyle alıp avucumun içerisinde bükmeme, sıkmama rağmen herhangi bir şekil kaybı yaşamadım. Kendisi hemen tak diye kendi yerine oturuyor. Pedleri çıkarttığında ise sürücülerle baş başa kalıyorsunuz. 40 mm'lik neodymium bir arkadaşlar kulaklıkta bizlere eşlik edecek. Sert plastikten oluşan üst kısımda kulaklığın esnekliğini de test ettim. Siz yine de çok fazla bükmeye çalışmayın çünkü çok esnek bir yapıda değil. Belli bir yere kadar esniyor. Sonrasında biraz daha zorlayacak olursanız o plastik aksam kırılabilir. Ben şu an maksimumu zorluyorum. Onun dışında sürücülerin olduğu kısım üst bölgeden bağımsız. Hafif içe veya dışarı doğru oynayabiliyor. Geldik bir kulaklıktaki en önemli kısımlardan bir tanesi mikrofon. HyperX Cloud Stinger Core 7.1 ve wireless modellerinde mikrofonları aynı. Yukarı aşağı hareket ettirebiliyorsunuz. Esneme yapıları da var. Fakat bir özelliği daha var. Mikrofonu yukarı kaldırdığınız zaman ufak bir tık sesi geliyor. O geldiği anda mikrofon sesi kapanıyor arkadaşlar. Tekrar aşağı doğru indirirseniz mikrofon tekrar açılarak karşı tarafa sesinizi iletebiliyorsunuz. Mikrofon testi bölümümüze hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şu anda farkı anlamanız için söylüyorum. Yaka mikrofonumdan sesleri alıyorsunuz. Birazdan da HyperX'in kendi mikrofonundan sesleri duymaya başlayacaksınız. İlk yapmış olduğumuz testlerde bunları ayrımlaştırmak adına tek tek farklılıkları göreceksiniz. Şu anda duymuş olduğunuz her ses HyperX Cloud Stinger Core 7.1 wireless modelinden gelmektedir arkadaşlar. Sizden ricam şu, bu mikrofon performanslarını dinlerken nasıl duyduğunuzu yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Hatta 1 ile 10 arası bu mikrofon performansına kaç verirsiniz? Yorumlamanız da yönlendirici olacaktır. Mikrofon tarafında şunu söyleyebilirim. Her yöne hareket edebildiğinden dolayı çok fazla ağzınıza yakınlaştırmayın. Bu sefer patlamalar yapabiliyor. Şu seviyelerin yeterli olduğunu düşünüyorum şahsen. Biraz daha uzaklaştığınız zaman zaten sesinizin ne kadar dışarı gittiğini görebilirsiniz. Ama şu hizalar gayet yeterlidir. Şu anda da duymuş olduğunuz sesler wireless olmayan model yani Cloud Core Stinger 7.1'den geliyor arkadaşlar. Mikrofon performanslarının aynı olmasını bekliyorum. Wireless olmasına karşın kabloyla arasında nasıl bir fark var onu da yorumlardan yazarsanız çok sevinirim. Zaten ikisi de aynı mikrofonu kullanıyor. Bir de mikrofon üzerinde şöyle bir özellik var. Arkadaşı yukarı kaldırdığınız zaman sesiniz gidiyor. İndirdiğiniz zaman sesiniz devam etmeye başlıyor. Bu da oyun içerisinde bir hızlı etkileşim gibi bir şey olduğunu söyleyebilirim. Mesela bir deneyelim. Tekrardan sesimin geldiğini fark edebilirsiniz. Şimdi şurası da var. Biliyorsunuz ki wireless kulaklıkların bir de mesafesi var. HyperX kendi sesinde buna 20 metre olarak belirtmiş. Ben de bunu ofiste ölçmek istedim. 3 oda 1 salonluk bir ofisimiz var. Oturduğum bölümden 2 oda daha ileriye gittim. Ne kadarlık bir kayıp olacak diye ölçtüm arkadaşlar. 18 metreden sonra kopmalar yaşamaya başladım. Ses gidip gelirken sağlıklı çekmemeye başladı. Buna tabii ki bulunmuş olduğunuz yerde oda, duvar vesaire şeylerde engel oluyor. Tıpkı wireless'in yayılmasını engelleyen şeyler gibi. Arkadaşlar şu anda HyperX Cloud Stinger 7.1 Wireless'ın oyun performansına bakacağız. Diğer kulaklığı ayrıca test etmeyeceğim. Çünkü ikisi de aynı sürücülere sahip olduğundan dolayı wireless modeliyle hızlıca başlayalım istedim. Şimdi aksiyon içerisinde bir dalacıyız. Bura bayağı seri harita. Aa, ne oldu? Yere tuzak atmış. Akıllı. Çekil abi. Aç kapıyı, aç kapıyı. Ey yavrum yerini indirdim. At bombayı. Uyyy burada ne patladı böyle? Bomba geldi. Dal abi dal.
Ölmedi. Oy, flaşladı. Kafam döndü. İndirdi. Şimdi sesimizi biraz arttırarak 7.1 performansımıza bakacağım. Oy, bizdenmiş. Pardon kanka, özür dilerim. Adam da korktu, ben de korktum. Sağ tarafta büyük çatışma var. Geliyor. Bizdenmiş. Fransızlara mı denk geldik? Nereye denk geldik? Oy, basmış oraya. Şimdi yiyeceğim kanka, seni bekle. Nerede oğlum bunlar? Hepsi burada toplamı Suriyeli gibi. İlk senör kanka. Ya nasıl vurursun beni ya? Mümkün değil oradan vurman ya. Uy, sağlam yedim yandan. Önümde. Lan da bizdenmiş. Sesin nereden geldiğini net duyuyorsun ama o kadar karışık ki. Arkada bak, gördün mü? O kadar karışık ki. Herkes her yerde. Hop, indi aşağı. İniyorum şu an. Hop, güle güle. Mermi değiştirelim. Şimdi 7.1 performansını daha iyi anlamak için bir test yapacağız. Bunu siz evde kullanmış olduğunuz kulaklıkları dinleyerek de yapabilirsiniz. Lütfen şimdi kulaklığınızı takın ve arkadaki ablamızın performans testini bir dinleyin. Stereo kullanıyorsunuz yine göreceksiniz farkını. 7.1 kullanıyorsunuz yine göreceksiniz. Oynatalım bakalım. The next sound you'll hear is the LFE channel. Arkadaşlar, son olarak HyperX'in Anguity isminde bir yazılımı da mevcut. Fakat Microsoft Store var, yani böyle oyunları indirdiğimiz bölüm. Yazılımı orada indirebiliyorsunuz. Kendisilerinde bir indirme kısmı yok. Direkt sizi oraya yönlendiriyor. Açıkçası yazılımın biraz daha kapsam olmasını beklerdim. Bunun üzerine biraz HyperX'in çalışması gerektiğini düşünen kişilerden bir tanesiyim açıkçası. Özellikle wireless bir kulaklık kullanıyorsam, equalizer ayarları olsun, ses modları olsun, oyuna göre farklılaştırma olsun, bu gibi detayları eklerlerse bence çok daha güzel bir farklılaştırma olabilir. HyperX biraz bu tarafa el atabilirse çok güzel olur. Değerli dostlarım, benim anlatacaklarım bu kadardı. Kafanıza bir soru işareti kaldıysa her zaman olduğu gibi yorumlardan bana yazabilirsiniz. Farklı merak ettiğiniz HyperX kulaklıklar varsa veya farklı modeller varsa onlara da yazın. Ben de firmayla görüşeyim, temin edelim. Burada beraber incelemesini artılarla eksileri karşılaştıralım. Son olarak şunu söyleyeceğim. Kablo model nazarında konuşurum. 449 TL gibi bir fiyat buldum ben internette. Siz farklı fiyatlar belki bulabilirsiniz ama şu anki koşullarda, bu koşulları hala bilmeyen varsa lütfen söylesin. Şu anki koşullarda gayet fiyat performans bir kulaklık fiyatı olduğunu söyleyebilirim. Özellikle HyperX markası için söylüyorum. Ama wireless model için de yine karşılaştırmaları yaparsınız. Oradaki bütçeyi de değerlendirmek tabii ki sizin elinizde. Benim anlatacaklarım ve diyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.